Kemerlerinizi çıkarın. Laptoplarınızı bavullarınızdan çıkarın. Küpe, kolye varsa onları da çıkarın. Lütfen metal eşyalarınızı çıkarın. Elektronik cihazınızı kutulara koyun. Montlarınızı da, evet. Gürcan, duyuyor musun beni? Duyuyoruz abi, duyuyoruz. İyi misiniz? Biz iyiyiz. Biz iyiyiz ama çatışma çıktı. Rehin tutulan bir aileyi kurtardık, sağ kurtardık. Ama diğerleri öldü. Nasıl yani? Hedefler de mi öldü? Evet. Evet ama işgalini bilmediğimiz bir üçüncü terörist varmış. Nerede? Abi siz nereye gidiyorsunuz şu an? Şimdi sana bir adres gönderiyoruz. Bir de adamın adı ve soyadını. Bu adamın nerede olduğunu bize acil bulman lazım. Muhtemelen havaalanında bir yerlerde. Bu adam rehin tutulan ailenin babası. Büyük ihtimalle de lojistik olarak destek verecek bu teröristlere. Gönder abi, bakıyoruz hemen. Ha, bu arada çatışma çıkan mekana acil polis ve ambulans gönder. Rehin tutulan aile perişan durumda. Biz de havaalanına gidiyoruz. Başkana da haber versinler. Emniyeti bilgilendirmek lazım. Duydun mu? Duyduk Serdar. İletişime geçiyoruz hemen. Bak, birilerini getirdiysen peşinden. Ailen ölür. Yok. Kesinlikle kimse yok. Çanta nerede? Al. Ara. Ailemi bıraksınlar. Çok az kaldı, biliyorsun değil mi? Neye çok az kaldı? Kuşun uçmasına. Beni avukatımla görüşmeye götürmezseniz bundan sonra benim de yapabileceğim bir şey kalmaz. Neden? Sana karşı dürüst olacağım. Sen karşında dürüstçe konuşan birini görünce anlayabilecek birisin Mete. Söyle Fadi. Şu anda bu ülkede kaç tane bomba yüklü minibüs? Kaç intihar bombacısı? Kaç ton C4 patlayıcının harekete geçmek üzere talimat beklediği? Hangisinin nereye ve ne zaman gideceği? Bunların hiçbirini bilmiyorum. Hiçbir şey bilmediğin halde benimle pazarlık yapıyorsun, öyle mi? Hayır tabii ki. Saçmalama. Bildiğim bir şey var. O da tüm bunları planlayan ve yöneten adam. Şu anda hangi uçakta ve nereye gideceği? Ha. Bir de onun kim olduğu tabii. Eğer beni avukatımla görüştürür ve oğlumla ilgili anlaşmayı imzalarsanız onunla ilgili bildiklerimi söyleyebilirim. O adamı almadan giderseniz ya da almaya çalıştığınızı anlarsa siz onu alamadan tüm Türkiye kana bulanır. Seni avukatınla görüştüreceğim Fadi. Ama bu görüşme gayri resmi olacak. Ama anlaşma resmi olacak. İşbirliği yaparsan tabii.
Hazırız, bekliyoruz. Konumuzu aldık, beklemeliyiz. Operasyon için emirlerinizi bekliyoruz. Hazırız, emirlerinizi bekliyoruz. Giden yolcu katı, C kapısı yanındaki temizlik odası. B mi dedin, D mi dedin? Duyamadım. Hayır abi, D değil. C kapısı, Ceyhan'ın C'si. Kapının olduğu koridorun az ilerisinde tuvalet ve temizlik odasına giden aralıktan girmiş. Yaklaşık bir saat önce, henüz de çıkmamış. Tamam, başka giren olmuş mu? Çok. Yani tuvalete giren çıkan insanlar çoğu. İşte onunla buluşan var mı diye tespit etmeye çalışıyorum bir yandan. Birazdan yola çıkıyorsunuz. Hakkı ile Pınar'ı da yanınıza alın. Fadiye'yi siz götüreceksiniz. Serdarlardan haber var mı? Havaalanına gittiler başkanım. Henüz başka haber yok. Fadiye'nin dediğine göre saldırıyı organize eden bir numara ülkeyi terk etmek üzereymiş. Avukatıyla görüştürürsek, anlaşmayı da imzalarsak kim olduğunu söyleyecek. Ona güveniyor muyuz başkanım? Elbette hayır. Ama başka şansımız yok. Haklısınız başkanım. Araç dışarıda bekliyor. Bir şoför, bir de korumamız var. Onlar götürecek avukatla görüşme mekanına. Ben kaleye geçiyorum. Oradan takip ediyor olacağım. Emredersiniz başkanım. Avukatla görüşme sırasında bizim de olmamız gerekiyor mu? Yok, kurumdan bekliyor olacaklar. Umarım oraya kadar ağzından bir bilgi alırsınız ve olay çözülür. Umarım başkanım. Kolay gelsin. Sen tuvaletlere bak istersen. Ben de temizlik odasını kontrol edeyim. Tamam kardeş. Temizlik odası boş. Tuvaletler boş. Bu adamın çıkmadığına emin misiniz? Eminim. Adam 76 dakika 52 saniye önce içeri girdi. Hala çıkmadı. Orada olduğunu düşünüyoruz. Ülke. Hedefi mi? Hayır. Temizlik işçisini. Adamcağızı öldürmüş. Şu teröristin kim olduğunu artık bulun, bize yollayın. Temizlikçiyi öldürmüş. Uzay. Bir de buraya bir ekip gönderin. Gürcan, adamın işgalini acilen bulmamız lazım.
Bakıyorum abi, bakıyorum ama çok kişi girip çıkmış. Görüntüleri kaydedip bana da gönderir misin? Tamam. Çuvalı çıkarsaydınız bari. Rahat rahat uyursun çuvalın içerisinde. Sen uyumayı sever misin? Severim. Konuşmayı kesin. Affedersiniz Zafer. Alo. Havaalanına geldik ama elimizde hala işgal yok. Zera, burada büyük şeyler olacak. Temizlik görevlisini kullanarak bir şeyler yapmışlar ama tespit edemedik. Anlaşıldı. Biz de nakli gerçekleştiriyoruz. Haber veririm. Anlaşıldı. Şu kafamdaki çuvalı çıkarsanız da havalimanından bahsetsek biraz. Anlaşılan o ki ipin ucunun havalimanında olduğuna ikna olmuşsunuz. Çıkardık. Teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Sizi ben bir yerden tanıyor muyum acaba? Hiç hatırlamıyorum. Neyse. Yine de çok iyisiniz. Ben bana yapılan iyilikleri karşılıksız bırakmam. Size çok önemli bir bilgi vereceğim. Ama önce saatin kaç olduğunu bilmem lazım. 11:40. Güzel. Aradığınız adam 12:15'te havalanacak olan Berlin uçağına bitti bilin. Ve eğer onu yakalayamazsanız neler olacağını dün başkanınıza anlattım. Kim olduğunu avukatımla görüştükten sonra söyleyebilirim. Dinliyorum. Hedef 12:15 Berlin uçağında olabilir. Öyle bir uçuş var mı? 12:15 Berlin uçağı. Var, evet. Uçağa gidelim. Uçağa müdahale etmeye kalkmayın. Yakalanacağını anlarsa bütün saldırılar aynı anda başlar. Hedefin kim olduğu bilgisi gelene kadar dikkat çekmeyin. Tamam, anlaşıldı. Ben o zaman uçağa geçiyorum. Hulki de terminalde kalıyor, tamam mı? Anlaşıldı. Tamam, konuşuruz. Ben de gelseydim kardeş, ikimiz dikkat çekebiliriz. Hem sen burada işimize yararsın. Sen burada kal. Uçağı kaldırmayıp adamı bulup gırtlağına bassak daha doğru olmaz mıydı? Karargah müdahale etmemizi istemiyor. Sen burada kal. Tamam. İyi, kendine dikkat et. Sen de.